Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de soykırıma varan katliamlar yaşanıyor dedi ve peş peşe sürpriz görüşmeler gerçekleştirdi. Beştepe'de ittifak ortağı Devlet Bahçeli ile buluşan Erdoğan, Rus lider Putin'le de telefonda görüştü. Her iki görüşmenin de ana gündemi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Önce ittifak ortağı Bahçeli ile buluştu, sonra Rus mevkidaşı Putin'le görüştü. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine önceliğindeydi. İki liderin de resmi programında yoktu ama Beştepe sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Bir ay aradan sonra gerçekleşen görüşmenin zamanlaması manidardı. Sadece birkaç saat önce Bahçeli grup toplantısında Gazze ile ilgili dikkat çeken çıkışa imza atmış, Türkiye müdahaleye hazır olmalı mesajı vermişti. Yerel seçiminde konuştu iki isim. Hangi il ve ilçelerde beraber hareket edilecek? Ortak aday çıkarılacak mı? Görüş alışverişinde bulundular. Sonrasında ise Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın seyrini, bölgede yaşanan insanlık krizini ele aldı. Türkiye'nin yardım için gönderdiği 4 uçaktan ikisi Mısır'a ulaşırken sivil ölümlerin her dakika arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Putin'e Batı'nın sessizliğinin krizi önlenemez boyuta taşıdığını ifade etti. Son gelişmeleri partisinin MYK toplantısında değerlendirirken Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü dün imzalayarak meclise sevk etti. Amerika, NATO ve İsveç'ten de peş peşe Cumhurbaşkanı'na teşekkür açıklamaları gelirken o adım memnuniyetle karşılandı.